Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler sevgili dostlar. Ömrümüz gibi bu Ramazan'da geldi ve geçiyor. Bu Ramazanlar bitmeden, bu Ramazanlar gitmeden Rabbim bu günlerin kıymetini bilenlerden eylesin bizleri. Bu günleri idrak edebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Bugün televizyon camiasının genç simalarından Feyza Çiğdem Tahmaz bizlerle beraber olacak. Gelin kendisini beraber tanıyalım. Tekrardan hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün çok değerli bir konuğum var. Spiker sunucu Feyza Çiğdem Tahmaz Hanım bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Seyit. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah iyiyim. Sizlere sormalı. Elhamdülillah. Bizler de gayet enerjiksin ve iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size abla diye hitap etmemde tabii bir sorun ki var mı? Çok tabii teşekkür ki ederim Feyza abla. Şunu soracağım abla ilk olarak. Biz sizi tanıyoruz. Sizi tanımayanlar için, ekrandakiler de eminim tanıyordur ama tanımayanlar için kendinizi tanıtabilir misiniz acaba? Tabii elbette. Kendini tanıtır mısın cümlesine her muhatap olduğumda genellikle zorlanıyorum. Tabii bu benimle alakalı bir durum. Feyza Çiğdem Tahmaz yayın hayatına spiker, radyo haber spikeri olarak başlamış ve televizyon spikeri olarak ve sunucusu olarak devam etmiş biri. Aynı zamanda diksiyon eğitmeni. Radyo dinleyen, radyo dinlemekten keyif alan bir vakitler, radyo meraklısı, tematik program meraklısı biri olarak ifade edebilirim. Çok kısa, biraz kısa oldu. Evet. Hayatınız hakkında birkaç soru soracağım. Ne okudunuz, nasıl bir eğitim döneminiz oldu? Tabii. Şöyle ki, ilk olarak Açıköğretim İlahiyat Fakültesi, düzeltiyorum, Açıköğretim Sosyoloji mezunuyum ben. Akabinde şu anda hala bu arada okumanın yaşı yoktur mantığıyla hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Radyo, televizyon okuyorum. Öyle mi? Evet. Tabii öncesinde yine ilahiyat mezuniyetim söz konusu. Bir yandan çalışıp öbür taraftan kendini geliştirmeye çalışan bir insan olarak her zaman kendimi gördüm. Ve hep öyle bir mücadele içinde oldum. Hala devam ediyor. Evet. Yani şöyle, öğrenciliğim devam ediyor diyeyim. Çünkü insan yaşadığı sürece öğrenmeye, bana göre hep öğrencidir. Yaşınız kaç olursa olsun, öğrenmeye meraklıysanız eğer, kendinizi geliştirmeye meraklıysanız hep öğrencisinizdir. Evet, yani bu herhalde okumak isteyenlere de bir özgüven oldu bence. Değil mi? Yaşı İnşallah. İnşallah. Ümidimiz tabii, temennimiz o yönde. İnsan tabii yaşadığı sürece her gün mutlaka yeni şeyler öğreniyor, farklı şeyler öğreniyor. Bazen öyle durumlarla ve olaylarla karşılaşıyorsunuz ki size bir yandan bir şeyleri öğretirken diğer yandan da sizi olgunlaştırıyor ve eğitiyor. Hayat böyle bir şey zaten. Kesinlikle. Tamamen bir okul diyebiliriz aslında. Evet, yaptığımız hatalar da bizleri tabii tecrübe ki kazandırıyor tabii ve ki yeni şeyler öğreniyoruz. Değil mi? Çünkü insan, hatalar dedin ya Seyit. Evet. İnsanız, beşeriz, beşer şaşar şaşır, evet, diye boşuna söylenmemiş. Hata da bizim için, yanlış da doğru da bizim için elbette. Bu anlamda hani öğrenciliğe dair yaşamın her anı bize bir şeyler öğrettiği için öğrenciliği hiç bitmeyen biri olarak da kendimi tanımlayabilirim aslında. Az öyleyse önceki soruna binaen bunu evet eklemiş olmak isterim. Teşekkür ederiz. Şunu merak ediyorum abla. Siz de böyle eski Ramazanlar ile yeni Ramazanları kıyaslar mısınız? Arasındaki farkları hiç düşünür müsünüz? Şimdi tabii hani yaş itibariyle çok eski Ramazanlara dair bir fikrim elbette yok. Sadece okuyoruz, işte büyüklerimizden dinliyoruz. Evet. Günümüz Ramazanları ve hani eskilerden o duyduğumuz Ramazanlara has işte o sohbetler ya da kıssalar ya da hikayeler yaşanmış olaylar, hikayeleri dinlediğimizde tabii ki bir kıyas yapıyoruz ve hep eskiye bir özlem olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Halbuki o eskiye özlemin ben şey olduğunu düşünüyorum. Hani nerede o eski Ramazanlar diyor ya büyüklerimiz. Evet. Aslında onlar biraz da gençliklerine bir özlem duyuyorlar. Kesinlikle. O yaşadıkları yıllardaki o güzel, özellikle de güzel, iyi olarak hatırladıkları o günlere dair bir hep bir özlem olduğu için içlerinde, kimimiz çocukluğumuza, kimimiz gençliğimize, kimimiz o tam yeni yeni olgunlaştığımız dönemlerimize,
hep bir özlem oluyor bu anlamda. Aslında ben eski Ramazanlara o özlemi böyle nitelendiriyorum, böyle düşünüyorum açıkçası. Evet. Ama tabii ki günümüz Ramazanları ile ilgili de şunu söylemek isterim. O kadar geniş imkanlara sahibiz ki artık. Bugün dünyanın bir ucundaki olayı, herhangi bir konuşmayı, konferansı, efendim bir bilgiyi ulaşmak, görmek, dinlemek çok kolay, çok basit. Bugün Kabe'ye özlem duyanlar istedikleri kanalda Kabe'nin, efendim Allah'ın evini gün boyu izleyebilecekleri birçok yayın imkanına sahipler, izleme imkanına evet. sahipler. O yüzden eski Ramazanlarla bu anlamda teknolojik açıdan baktığımızda biz şu anda çok çok daha iyi bir dönemdeyiz aslında. Kesinlikle camilerimiz aslında. Daha çeşitli değil mi? Evet. Pirelerimiz daha fazla mesela örneğin. Bu örnekler güzel örnekler. Evet. Ramazanlarımız eskiden güzeldi ama hala güzel. Sadece insanlar o geçmiş olan günleri hatırayla hatırlıyorlar ama Ramazanlar değişmedi aslında. Değişen biziz aslında. Değişen evet. dünya oldu, değişen insanlar oldu, insanlık oldu. Günümüzde hani evet teknolojiyle beraber birçok gelişme var, ilerleme söz konusu. Ama bu tamamen bizim düşüncelerimizle alakalı. Bizim nasıl yaşadığımızla da alakalı aslında. Kesinlikle. Ramazan'ı. Eğer biz iyi değerlendirebiliyorsak, gerçekten hakkını vererek bir şeyler yapabiliyorsak, Ramazan aylarına özel konuşuyorum ve tabii ki genel anlamda yaşamımıza değer katacak işler yapabiliyorsak, ne mutlu. Hocam neler yapabiliriz peki? Mesela bu burada bizi izleyen genç arkadaşlarımız veya daha farklı yaştaki insanlara Ramazan'ı anlamak için, daha iyi kavrayabilmek için ne yapmasını önerirsiniz? Bugünleri değerini bilmek için. Bir kere benden yaşça küçük olan arkadaşlarıma, kardeşlerime bir taraftan eğitmenlik de yaptığım için bunu ders verdiğim, eğitim verdiğim sınıflarda ve ortamlarda mutlaka ifade etmeye çalışıyorum. Zaman çok kıymetli ve en çabuk, en fazla ve hunharca harcadığımız şey maalesef zamanımız oluyor, vaktimiz oluyor. An geliyor, çok boş ve gereksiz işlerle ne yazık ki meşgul olarak o vakti kaybediyoruz. Özellikle de genç arkadaşlarım, şöyle bir 15-16 veya 13 yaş aralığından başlayıp o 27-28 dönemine kadar çoğu şeyde kendimizi geri planda tutuyoruz. Yani gereksiz ve boş işlerle meşgul oluyoruz. Örneğin okumalara daha fazla kitap okumaya, efendim bir gazete, bir dergi ya da internet üzerinden herhangi bir bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki bugün illa bir kitabı almanız gerekmiyor. Pekala onunla ilgili bir bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bizim dönemimiz öyle değildi ama biz bazen kitaba ulaşmakta ya da bilgiye ulaşmakta çok zorlanırdık. Kütüphanelere giderdik, efendim ansiklopediler karıştırırdık. Ama bugün öyle değil. Bugün çok daha kolay ve daha evet. ulaşılabilir her şey. Evet, zaman çok önemli. Yani biz maalesef bu kendimde de var, gençlere baktığımızda da var. Sanki önümüzde daha çok zaman varmış gibi düşünüyoruz ama... Hiç bitmeyecekmiş gibi evet, düşünüyoruz değil mi? Ama aslında şairin ifade ettiği gibi dünya bir gün diyor. Dün gelip geçti, yarın meçhuldür. O halde evet. ömür dediğin bir gündür, o da bugündür diyor. Evet. Onun için bugünün kıymetini bilmek çok önemli. Hocam eğitim dediniz. Kendinizin verdiği böyle bir diksiyon eğitimi vesaire var mı hocam? Evet var. Seyit İstanbul'da aktif olarak... yine çeşitli halk eğitimlere bağlı olarak, halk eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ve aynı zamanda ilçe gençlik ve spor müdürlüklerine bağlı olarak bu işi yapıyorum. Tabii yılların verdiği bir tecrübe de var. Bunları artık insanlarla paylaşmak istiyorsunuz. Zekatını vermek. Evet, ilmin zekatını vermek çok güzel. İyi bir hatırlatma oldu. Evet. Teşekkürler. Hem bu anlamda bir şeyler yapalım hem de gençlerle haşır neşir olarak onların ruh dünyasına, düşünce dünyasına bir şeyler katalım istiyoruz. Ve tabii ki şu da çok önemli, toplumun bilinci dille oluşur, kültür, gelenek aktarımı. Bunların hepsini biz konuşarak, yani ana dilimizle ifade ederek dile getiriyoruz veya yayıyoruz, öğreniyoruz, öğretiyoruz, anlatıyoruz. Dolayısıyla doğup büyüdüğünüz topraklara bizim borcumuzdur ana dilimizi güzel konuşmak. Kesinlikle. Kendimizi iyi ifade etmek. Evet, bu bir beceri ve bir yetenek ama düzgün ve doğru Türkçe konuşarak ve aynı zamanda
hani şu dilimizi tamamen işgal altına almış olan o yabancı kelimeler çok ve ifadeler var ya, özellikle de işte dublaj çevirilerden çok fazla dilimize geçen kelimeler ve ifadeler var. Günlük hayatta bunları ne kadar az kullanırsak, ne kadar dilimize sahip çıkarsak, ne kadar öz bir Türkçeyle, doğru bir Türkçeyle, düzgün bir Türkçeyle, aslında doğru ve düzgün Türkçeden kastım bir taraftan da şu, İstanbul ağzıyla, İstanbul şivesiyle konuşabilmek önemli. Bu anlamda birçok tavsiyelerde bulunuyoruz tabii öğrencilerimize ve tabii dersime katılanlara, eğitim biz almak isteyenlere. Elbette. Evet, tamam, ben o zaman İstanbul'a döndüğümde. Tamam, İstanbul'da yaşıyoruz o halde. Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Aa, harika, hocam. Tamam, çok hocam. Güzel. Peki hocam, kitap dedik. Önerdiğiniz kitaplar var mı bizlere? Not alalım, belki not alanlar da olur. Şöyle ki, bir kere her lise öğrencisinin bence Gençlerle Baş Başa adlı kitabı mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Ali Fuat Başgil. Evet. Ve yine tabii büyük üstad Necip Fazıl Kısakürek. Ve tabii ki Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz. Geçtiğimiz günlerde de İstiklal Marşı'nın kabulünün seneyi devriyesini geride bıraktık. Yanlış hatırlamıyorsam 102. seneyi devriyesiydi. Yanlışsa düzeltin lütfen. Bu anlamda tabii ki okumamız ve kendimizi geliştirmek adına hem ülke yakın Türkiye tarihi yine aynı şekilde ve işte Osmanlı dönemine, geçmişe dair kitaplar okumak ve tarih bilincinin oluşmasında hem sadece dil bakın, sadece konuştuğumuz dil açısından değil, tarih bilincimizin de zihinlerimizde tam manasıyla oluşması ve geleceğe ışık tutabilmesi anlamında yakın Türkiye tarihi ve uzak Türkiye tarihinin bilinmesinde ve okunmasında ben büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişini bilmeyenler geleceğine aydınlık bir zihniyetle ya da düşünceyle bakamazlar. O yüzden bu çok kıymetli. Geldiğimiz yeri görebilmeliyiz ya da bir nebze olsun o dönemlere ait bir bilgi kırıntısına ya da kırıntılarına sahip olmalıyız diye düşünüyorum. Yani hocam, Müslüman bir genç veya Müslüman birisi donanımda olması çok özel değil mi? Yani Müslüman dediğimizde, Müslüman bir genç dediğimizde böyle pısırık veya kendisinin içine kapanık biri değil. Tabii ki. Aktif, helal daire tabii çok önemli. Tabii. Bunun içerisinde aktif ve yaşanabilir birisi olması gerekiyor değil mi? Bu isteniyor bizden aslında. Kesinlikle. Zaten biz insan olarak dünyaya, bakın, insan olarak gönderilmişiz. Herhangi bir varlık olarak gönderilmedik, gelmedik. Bir bitki de olabilirdik, bir kedi de olabilirdik. Efendim, ya da başka bir canlı olarak da dünyaya gelebilirdik şu yeryüzüne. Fakat Allah bize o kadar kıymet ve değer vermiş ki, değer biçmiş ki bizi insan olarak göndermiş. Ve bize bir misyon yüklemiş ve bizden bir beklentisi var. Dolayısıyla bunu araştırmak, bizden ne istiyor, neden bu dünyadayım, ben kimim, geçmişim ne, nereden geliyorum, az kendini önce ifade etmeye aslında çalıştım, nereye gideceğim, yani nasıl bir yol izlemeliyim, hangi tarafta olmalıyım, tüm bunları zihninde şöyle biraz tefekkür edip, biraz düşünüp ileriye daha doğru, ileriye dönüp daha doğru adımlar atabilmesi anlamında isabetli olur diye düşünüyorum. Evet. Hocam, siz de genç nesildensiniz, bizlerdensiniz. Teşekkür şunu ederim. Soracağım, Ramazan denince böyle çocukluğunuzda böyle unutamadığınız anılar, unutamadığınız böyle büyük detaylar gençlerden. Var mı? Evet, var mı büyük gençlerde? Var mı hocam unutamadığınız anılar? Ramazan'a dair çok böyle spesifik bir anım açıkçası yok. Ama çocukluğuma dair tabii herkesin mutlaka vardır. O tekne oruçları çok güzeldi, çok keyifliydi. Hiç unutmam, bir gün oruçluyuz. Anneciğim sağ olsun sahura bir şekilde kalkmadan zaten o geceyi biz geçiremezdik. Sahur bizim için gizemli bir şeydi. Sahurda ne oluyor acaba? Sahurda ne yapıyorlar? Neden sahura kalkıyorlar? Neden bu saatte yemek yiyorlar? Evet, neden bu saatte yemek yiyorlar? Efendim, işte çay içiyorlar filan. Bir merak uyanırdı bizde ve uyuyamazdık, kalkardık. Yani normalde uyanmadığımız o vakitlerde, Ramazan haricinde hiç uyanmayacağımız o saatlerde birdenbire böyle uyanıverirdik. Ne oldu, sen niye kalktın kızım ya da oğlum? İşte sahura kalktınız ya anne, ben de sahur yapacağım sizinle deyip. Öğlen 11'e 12'ye kadar tuttuğumuz oruçlar gelir çocukluğumda. Siz aynı zamanda sosyoloji bölümünü de okudunuz değil mi? Evet. Peki gençlere baktığımızda veya toplumumuza baktığımızda
hala bir ümit var diyebiliriz değil mi? Yani çünkü karamsar düşünülüyor abla. Elbette. Değil mi yani? Elbette. Çünkü Müslüman, mümin ümit var olmalı. Kesinlikle. Yeisle ah etmemeli hiçbir zaman ve hiçbir dönemde. Yeis bize yakışmaz, ümitsizlik bize yakışmaz. Dolayısıyla ümit var olmak bizim yaşantımızın başat fikirlerinden ya da düşüncelerinden biri olmalı. Yeisle, ümitsizlikle hareket eden bir insanın halini düşünemiyorum. Yani şimdi şöyle diyebilirsin Seyit bana, işte abla sen hiç mi ümitsizliğe kapıldığın anlar olmadı mı? Yani hepimizin mutlaka oldu. Değil mi? Mutlaka hepimizin olmuştur. İnsanız çünkü. Bazen bir şeyleri göremiyoruz, kestiremiyoruz. Bazen basiretimiz tamamen kapanmış oluyor. Dünyaya, hayata veya olaya, duruma çok farklı bakabiliyoruz. Ki ben çalışma hayatında buna benzer durumları çokça yaşadım. Dolayısıyla bu da bana çok şey öğretti elbette ki. O yüzden ümit var olmak için her zaman bir müminin, Müslüman bir gencin, Müslüman bir genç kızın gönlünde, zihninde her daim umut durum, olmalı. Şartlar ne olursa olsun hep ümit kırıntısı, ümit olmalı, var olmalı. Az da olsa var olmalı. Evet yani bizim hayatımızda inişli çıkışlı zamanlar olabilir. Yani öğrenciler için de böyle zorlandığımız dönemler olabilir. Ama şöyle bir söz vardı. En uzun geceni, en çaresiz geceni düşün, sabahı olmadı mı? Evet. Yüce Allah her zorluktan sonra bir kolaylık vardır buyurmadı mı? Evet. Gerçekten böyle. Bir zorlukla karşılaşıyor olabiliriz ama hemen ardında bir kolaylık olur. Evet. Şunu soracağım. Siz Allah'ın ilk... rahmeti iniyor işte o anda. Evet, İnşirah suresini hatırlattın bana evet, şimdi. Evet ne güzel. Çok sık okuduğum, okumaya çalıştığım surelerden biri. Ne zaman gönlüm daralsa, zihnim bulanık olsa, başım dumanlı olsa mutlaka okumaya çalıştığım ve etrafımdaki insanlara da tavsiye ettiğim başat surelerden bir tanesidir İnşirah suresi. Ve inanın çok muazzam bir sure. Mutlaka o gönül sıkıntınız, kalp sıkıntınız ya da zihninizde sizi meşgul eden her neyse müthiş derecede rahatlatıyor. Kesinlikle. Mucizevi bir sure ve daha tabii ki birçok bu anlamda suremiz mevcut. Şunu soracağım abla. Sizin TRT'de ilk tesettürlü sunucu evet. olduğunuzu biliyoruz, spiker olduğunuzu. Nasıl bir dönem yaşadınız? Yani bunu taşımak çok önemli çünkü. Güzel bir soru. Zorlanacağını düşünüyorum sanki o günlere dönmek. Şöyle ki, evet, ilk TRT'ye başladığım, TRT'ye geçtiğim süreçte evet bir süre zorlandım, o bir gerçek. Ama mesleki anlamda değildi bu zorlanma durumu. Başörtülü bir genç kız olarak, başörtülü bir hanım olarak TRT gibi kamu kurumlarının göz bebeği olan bir kurumda ekrana çıkıyor olmanız, devlet televizyonunun ekranında olmanız ve içinde bulunduğunuz ülke şartlarının da göz önünde bulunduracak olursak muazzam bir olaydı, muhteşem bir olaydı. Ben bile o kadarını tahmin etmemiştim açıkçası. O gün o yayını yaptığım 2013 16 Kasım tarihinden hemen sonra 17 Kasım'da ve o 16 Kasım akşamında aldığım tebrikler, duyduğum gelen mesajlar muhteşemdi. Çünkü birçok insanın ve genç kızın ve tesettürlü, başörtülü hanımın izlerken gözyaşlarıyla izledik şeklinde bana mesajlar gönderdiğini unutmuyorum. Ne güzel. Bu beni evet çok onore etti ve çok mutlu etti. Bir taraftan da tabii ki ülkem adına, kendi adıma kendimi bir kenara koyuyorum. Ülkem adına çok ama çok önemli bir olaydı. Çok sevindirici, güzel bir olaydı. Ve tarihe geçen bir olaydı tabii evet. ki. Biliyorsun, hemen bir hatırlatma yapayım. 1-2 hafta öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başörtülü milletvekillerimiz, Umre'den dönen başörtülü milletvekillerimiz örtünerek girmişlerdi. Umre'ye gitmeden önce. Umre'den hemen sonra tesettüre giren milletvekillerimiz oldu. Mecliste başörtülü vekillerimizin giriş yapmasından çok kısa bir süre sonra biz de TRT ekranında TRT'nin o dönemdeki yönetiminin teklifiyle, davetiyle
adım attığımız çok muazzam bir olaydı. Evet, şunu soracağım. Şu an bize böyle çok rutin gelen şeyler aslında yani sizin döneminizde biraz daha zordu değil mi? Yani bize şu an çok basit geliyor belki ama o dönemde bunlar biraz daha imkansız gözüyle mi bakılıyordu? Şu süreçte baktığım zaman geriye, şimdi öğrencilik hayatıma bakıyorum. Evet, dışarıdan uzaktan eğitimle bitirdim okulumu. Bu arada Eyüp İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Bir İmam Hatipli olmaktan da bu arada gurur duyuyorum. Her zaman bunu gururla ifade ettim. Eyüp çok da sevdiğim bir semttir. Öğrencilik yıllarımın keyifle geçtiği bir semt. Şimdi o döneme baktığımda ben tabii başörtümle sınavlara giremiyordum. Okula giremiyorduk. Perukla giriyorduk maalesef ki. Yani düşünün, başınıza yabancı bir cisim, size ait olmayan, sizin bir parçanız olmayan bir cisimle sınıfa giriyorsunuz, okula giriyorsunuz ve o girdiğiniz andan itibaren sanki herkes size dönüp bakıyormuş gibi hissederdik ve çok huzursuz olurduk. Olurdum ya da eminim bu şekilde eğitim hayatını geçiren birçok yaşıtım da veya öğrenci aynı duyguları yaşamıştır mutlaka diye düşünüyorum. Zordu ya, gerçekten evet. Zordu yani, sıkıntılıydı, üzücüydü, rahatsız ediciydi. Halbuki tamamen biz Allah'ın emri çerçevesinde tesettüre girip ve tamamen kendi isteğimle aynı şekilde akrabam ve aile çevreme bakıldığında hani şaşıranlar bile olmuştur bir dönem. O yıllar hakikaten zordu. Evet, benden büyükler daha fazla sıkıntı yaşadılar başörtüsü noktasında, tesettür noktasında. Ama biz de ondan nasibimizi aldık maalesef o yıllardan. Peki burada bir sabır herhalde faktörü var. Çünkü sabrederek bugünleri aştığınızı düşünüyorum. Yani bir, çünkü sıkıntı var, bu sabırla aşılır değil mi? Güzel bakış açısı. Evet, yani sabır, sabretmek durumundaydık. Hiçbir zaman şunu yapmadık. Gidip bir yerlerde işte sağa sola zarar vermek, insanlara zarar vermek ya da kamu kurumlarında herhangi bir yerde bir olay çıkarmak vesaire, hiçbir zaman böyle bir niyet taşımadık. Her zaman bize düşen, Allah'ın bize yüklediği o misyonu yaşamaya, uygulamaya çalıştık. Onun dışında bir düşüncemiz yoktu. Biz öğrenciydik zaten. Kime ne zararımız olabilirdi? Evet. Şimdi bugüne baktığımda, hani bir kıyas istedin sen. Evet. Bugüne baktığımda her şeye ulaşmak çok mümkün olduğu gibi tamamen rahatça herkes istediği gibi, dilediği gibi, arzu ettiği gibi örtünüp, efendim giyinip okuluna gidebiliyor, yaşayabiliyor. Çeşitli kamu kurumlarında ya da özel sektörde rahatlıkla mesleğini, işini icra edebiliyor. Bu muhteşem bir şey bence. Yani çok evet. Büyük bir ne diyelim, olması gereken aslında, olması gereken buydu. Çok şükür o günler geride kaldı diyelim. Şunu soracağım, televizyonda görev alıyorsunuz, spikerlik yapıyorsunuz. Yapmak isteyen gençlere bu alan nasıl bir alan, nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Evet. Bunu sormak istedim. Ya biz çok keyifli bir şekilde izliyoruz ama o arkada neler dönüyor acaba? Şu anda aktif olarak ekranda değilim, evet. Seyit. TRT Türk'te ve TRT Haber'de ve öncesinde yine özel bir televizyon kanalında ve birçok radyoda çalıştım, görev aldım. Radyo spikerliğinden, radyo program sunuculuğundan, hatta radyo program yapımcılığına varana kadar. Bir radyoda çünkü yapılabilecek çok iş vardır. Hem programın yapımcısı olursunuz, sunucusu, spikeri olursunuz, aynı zamanda koordinatörü olursunuz. Ama tabii televizyonda durum daha farklıydı. Daha büyük, daha geniş bir ekiple çalışırdık. Şu an olduğu gibi mesela burada kameraman arkadaşlarımız var. Evet. Efendim programın bir yapımcısı var, yönetmeni var, sunucusu var. Tüm bunlar için tabii ki bir emek ve background'unda, işin arka planında büyük bir emek ve çaba var. Tek başınıza tüm bunları yapmanız mümkün değil. Televizyonun da işte farkı orada giriyor radyoya nazaran. Ben bir kere mesleğime çok severek başladım.
ve isteyerek başladım. Benim lise yıllarımda hayalimdi bir program sunucusu olmak, sunucu olmak. Hatta öyle ki Türkiye'nin en iyi sunucularından biri ben olmalıyım düşüncesindeydim. Senin yaşlarında ve senden daha küçükken. Çok şükür Rabbim bana bu düşüncemin ya da hayalimin bir kısmını nasip etti. Ama tabii hiçbir zaman hayatta evet ben oldum veya ben işte tamamım diyemezsiniz. Bunu dediğiniz anda geri sarmaya başlarsınız. Çünkü devamlı kendinizi güncellemeniz tabii gerekiyor. Bu anlamda önemli. Bir de medya sektörü tamamen bunu gerektiren bir sektör, basın sektörü. İşin arka planına gelecek olursak, ben bir haber spikeriyim, ekrandan söz edelim. Yayın öncesinde yaptığımız birçok şey var. Örneğin o bültene hazırlanmak. Nedir bu hazırlık? Mutlaka bültenizi öncesinde okursunuz, göz atarsınız, bakarsınız. Yayın akışında, haber akışında neler var? Hangi haberler öncelikli, hangi haberler işte soft, siyaset, güncel vesaire. Tüm bunların yer aldığı bir bülten düşünelim. Soft bültenler de sundum tamamen. İşte memleket haberleriyle, kadın girişimcilerden oluşan keyifli haberler de sundum. Aynı zamanda çok sıcak haberler de sundum. İşte siyasetten tutun da birçok insanı, birçok konuğu programda, yayında ağırladım. Tabii bunların hepsi bir emek ve bir çalışma, ön çalışma istiyor. Ne tavsiye edecek olursam tabii ki çokça çalışmalarını tavsiye ediyorum. Düzenli bir şekilde çalışmalarını tavsiye ediyorum ve her şeyden önce mutlaka ama mutlaka bir hedefleri olmalı. Çünkü evet, hedefiniz varsa siz bir yerlere ulaşırsınız. Eğer hedefiniz yoksa bir yere ulaşmanız mümkün değil. Bir o tarafa, bir bu tarafa savrulursunuz. Başka bir şey olmaz. Hedef insana mutluluk da veriyor değil mi aynı tabii zamanda? Tabii ki motive oluyorsun. Motive oluyorsun, yani evet, senin motivasyon kaynağın oluyor. Ve devamlı bir enerji hissediyorsun içinde. Neden? Bir hedefin var ve sen ona ulaşmak istiyorsun. Örneğin buradan 10 kat çıkmamız gerekti diyelim. Çıkmamız gerekiyorsa mecburuz değil mi? Evet. O 10 katı sabırla, dirayetle, azimle çıkabilmemiz gerekiyor ve istikrarlı bir şekilde, kararlı bir şekilde çıkmak gerekiyor. Ay 5. katta çok yoruldum deyip bırakırsak ne olacak? Bu sefer hedefime ulaşamamış olacağım. Aslında bunun gibi düşünebiliriz. Evet. O yüzden ön çalışma, hazırlık ve hedef, her şeyden önce evvela hedef belirlenecek. Sizin motivasyon kaynağınız olacak o hedef. Ondan sonra da çalışmak. Evet. Ama çokça çalışmak. Evet, orada da azim herhalde önemli. Şimdi azim ve istikrar. Evet, azim ve istikrar. Kararlılık. Ama bizim karıştırdığımız bir şey var. Abi, gençler nedir olarak o? Da böyle, hani genel olarak da böyle. Hırsla azim arasındaki farkı tam olarak anlayamadığımızı düşünüyorum. Yani azim farklı bir şey. Müslümana bence azim yakışır. Tabii. Ama hırs insanı da bence tüketiyor. O amaca evet, da ulaşamıyorsun. Evet. Şöyle Seyit, bu güzel bir şeydi, güzel bir ayrıntıya girmiş olduk, değinmiş olduk. Azim evet çok güzel, mümin azimli olmalı, Müslüman azimli olur, çabalar, çalışır ve gerisini Allah'a bırakır. Yani burada tevekkül devreye girer, evet, tevekkül edersiniz. Evet çalıştım ama gerçekten çalıştım, öyle yarım yamalak değil, tam güzel bir şekilde elinden geldiğince. Hatta elinden gelenin en iyisini yaparak maksimum seviyede bir şeyler yapmaya çalıştınız ve oldu ya da olmadı. Bu burada tamamen Allah'ın takdiri devreye tevekkül giriyor. Siz tevekkül ederseniz evet çabaladım, bu bir şeye benzer, bir sınava hazırlanmak ve çalışmaya benzer. Çalışırsınız dersinize, hazırlıklısınızdır ve sınavdan iyi puan alırsınız. Çünkü çalışmışsınızdır. Kesinlikle. Ama çalışmadıysan, hazırlıklı değilsen o sınavdan ne bekleyebilirsin? Evet, yani tevekkül. Aklıma şu geldi, sabır da dedik. Necip Fazıl şöyle özetliyor. Sabır incecik sırat, murat içinde murat. Sabır hakka tevekkül, sabır hakka itimat diyor. Evet, şimdi, ne güzel söylemiş usta. Evet, sabır gerçekten ve tevekkül bizim gençlerin de böyle bence üzerinde çok durması gereken bir konu. Kendimden de biliyorum, arkadaşlarımdan da. Bu konuyu biraz es geçiyoruz ama bu çok önemli. Bunun üzerinde durmak gerekiyor herhalde. Siz de çokça tavsiye ediyorsunuz bunu anladığım kadarıyla. Evet, bütün öğrencilerime ders verdiğim, eğitim verdiğim genç yaşta, çünkü yetişkinlere de eğitimler veriyorum halk eğitimlerde. Dolayısıyla özellikle genç arkadaşlarıma, üniversiteli gruplara ve liseli gruplara bunu mutlaka söylüyorum.
Hayatta ne yaparsanız yapın mutlaka gelişiminiz, inkişafınız hep iyiye olsun, doğruya ve güzele olsun. Olsun ki ilerleyen yıllarda mutlu olun, mutmain olun, huzurlu hissedin. Bir insan bir işi başardığında, yaptığında ve bunu yapabildiğini gördüğünde muhteşem bir şekilde kendini çok huzurlu hissediyor. Öyle değil mi? Evet, zordu ama ben bunu başardım. Yani ve kimsenin yardımı olmadan başardım. Ya da belki bazı büyüklerimizin, kıymetli büyüklerimizin desteği, motivasyonu olmuş olabilir ki olmalıdır da. Ama hiç kimsenin desteği ve yardımı olmadan tamamen kendi çabalarınızla, yani azmederek, bakın azmederek bir şeyleri elde ediyorsanız o daha kıymetli. Onun evet. tadından yenmiyor. Sizin de böyle emin herhalde. Olun tadından evet. yenmiyor. Sizin de yapmış olduğunuz işlerde böyle şeyler oldu herhalde. Değil mi? Çok, çünkü severek anlatıyorsunuz bunu, gözlerinizden belli oluyor. Mesleğime dair evet, ben lise yıllarında bir program sunucusu olmak, bir ekran spikeri olmak benim hayalimdi. Ben bu işe severek, isteyerek başladım. Ne ailemden, ne arkadaş çevremden hiç kimse beni bu işe yönlendirmedi. Ve arkamda devamlı beni bu noktada destekleyecek birileri de olmadı. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Annemin desteği, annemin duası her zaman yanımdaydı. O tabii ki çok kıymetli ve önemli. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ama bütün anneler gibi. Hepimizin annelerine Rabbim hayırlı uzun ömürler versin diyelim. Anne çünkü çok başka bir şey. Hırs konusuna değinmek istiyorum. Hırsa orada bir ince bir şey var, nüans var. O da şu, hırs yapıyorsunuz, tamam çalıştın, çabaladın ama hırsından etrafındakilere ve kendine zarar vermeye başlıyorsan işte o hırs. Ama azmettin, çabaladın, hani keskin sirke küpüne zarar, senin de ifade etmeye çalıştığın gibi. Ama evet yaptım, çabaladım ama bir şeyler olmadıysa demek ki bunda da bir hayır vardır diyebilmek çok önemli. Öyle değil mi? Aynen öyle. Eğer tersini yapıyorsak, hırsından hiçbir şeyi etrafındakileri görmüyorsa insan, bu çok ciddi bir sıkıntı. Bizim dualarımızda da böyle. Yani bir şey istiyoruz Allah'tan, hemen verecek zannediyoruz. Evet, yani hiç beklemek böyle istemiyoruz. Böyle bir şey yok ki Hazreti Mevlana şöyle ifade ediyor. Allah duayı üç şekilde icabet eder diyor. Evet der, istediğini verir. Hayır der, daha iyisini verir. Bekle der, sabredersin, en hayırlısını verir diyor. Evet. Dualarımızda, yaşantılarımızda sabretmek, beklemek ve azmetmek herhalde bizi amacımıza ulaştırır. Tabii aynı zamanda da olgunlaştırarak ulaştırır. Kesinlikle. Eğer Allah bir şeyi hemen vermiyorsa demek ki bir bildiği var. Kesinlikle. Eğer onu bekletip bize bahşediyorsa, lütfediyorsa yani onun zaten güzelliğin tadından, tadına doyamayacağınız gibi yıllar da geçse o günü, o anı, o dönemi hep hatırlarsınız ve güzel bir şekilde hatırlarsınız. Kesinlikle. Tebessüm ederek hatırlarsınız. Bu bir lütuftu. Rabbimin ihsanıydı diyerek hatırlarsınız. Evet. Şimdi aklıma bir şey geldi benim. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bir duası var. Yani bütün peygamberlerin çeşitli duaları var. Çok bilindik. Yakup Aleyhisselam'ın da yine o çok bilindik dualarından bir tanesi şöyleydi. Bekleyiş içinde olanların bekleyişini nihayete erdir Allah'ım şeklinde. Bu duayı ilk Amin. Duyduğumda, okuduğumda çok beni etkilemişti. Düşündüm, evet beklediğim ve hala gerçekleşmeyen bir şeyler var mı hayatımda? Evet var. Olmadı mı daha önce? Oldu. Ama sonrasında gerçekleşmedi mi? Evet gerçekleşti. Belki hemen ama belki daha uzun bir süre sonra. O yüzden hep derim ki Allah'ım Yakup Aleyhisselam'ın duasında olduğu gibi bekleyiş içinde olanların da bekleyişini hayırlısıyla nihayete erdir şeklinde. O yüzden bir hayır vardır düşüncesi de zihnimizde olsun. Yani gençlere, kardeşlerime bu anlamda tavsiyem odur. Bir şeyler için evet çabalayalım. Ama olmuyorsa bu kendimize ve etrafımıza zarar verecek şekilde olmasın. Anne baba, annenizden bahsettiniz az önce. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Ölenlere de Rabbim rahmet eylesin. Amin. Sabırlar versin. Anne babanın bu eğitim sürecinde genel olarak hayatımızda ne gibi yeri var? Çok önemli bir yeri var bence. Çok. Değil mi? Tabii ki çok. Çünkü
anne ve baba bir insanın ilk eğitiminin başladığı yer. Evet. Çünkü eğitim ailede başlıyor. Okulda falan değil. Ailede değil mi? Yani yok anaokulu, yok ilkokul falan. Hayır, kesinlikle karakter oluşumu hepsi aslında ilk ana baba ocağında yerleşiyor hepimize. Biz annelerimizden ve babalarımızdan ne görüyorsak, onlardan neyi gözlemliyorsak, en çok neleri onlarda tecrübe ediyorsak, ilerleyen süreçte de aslında biz farkında olmadan onlar gibi davranıyor, onlar gibi oturuyor, onlar gibi kalkıyor, onlar gibi hayata bakıyoruz hatta. Kesinlikle. Çünkü bilinçaltımıza yerleşen çok fazla hikaye, çok fazla güzel ya da kötü anılar ve olaylar oluyor. Evet. Yani şöyle, bir gün bir adam çocuğunu bir hocanın yanına götürüyor. Henüz okula da vermemiş. Diyor ki hocam, benim oğlan var. İşte bunu eğitmemiz lazım. Nasıl eğitelim diye sorunca hoca, çocuk doğdu mu diyor. Doğdu efendim diyor. Çok geç kalmışsınız diyor. Çünkü eğitim anne karnında başlar diyor. Evet. Yani biz eğitimi sadece okuldan ibaret zannediyoruz ama aile değil, bunun için çok önemli. Tabii. Hatta anne karnına kadar geriye çekilebiliyor. Onun için gerçekten eğitim önemli. Feyza abla, şunu soracağım. Böyle Ramazan dönemi, her Ramazan, yani yatsak uyusak bile Ramazan'ın bir bereketi var. Kesinlikle. Yani şunu unutmuyorum hatta, pandemi dönemindeki Ramazanları bile özlediğim oluyor benim. Yani o oyunları oynardım ama çok keyifli gelirdi. Yani Ramazan her zaman özel ama sizin böyle ya Ramazan'da çalıştığımda daha keyifli oluyordu dediğiniz bir anınız var mı? Veya çalıştığınızda Ramazan daha mı güzel oluyor, bunu sorayım. Ya da daha mı zor oluyordu? Daha mı zor oluyor, evet. tabii ki şöyle, elbette var. Çünkü Ramazan ayında tatile çıkmıyorsunuz elbette ki. Vardır belki Ramazan'da orucunu sağlıklı bir şekilde tutabilmek anlamına belki izin alan, rapor alan veya tatile çıkan insanlar olabilir. Çalışma hayatına bir süre ara verenler olabilir. Ama benim öyle bir imkanım ya da şansım olmadı. Tercih eder miydim? Hayır, etmezdim. Çünkü Ramazan'da vakti daha fazla değerlendirebildiğimi. Çünkü yemek yemeye ayırdığımız o zaman dilimi bize kalıyordu tamamen. Evet. Daha az yemek yediğimiz için, yani tamamen beslenme iki öğüne düştüğü için. Şimdi de sorsanız günlük hayatta, yani şu anda Ramazan haricinde günde iki öğünle beslenen bir insanım. Tavsiye edilen de budur değil mi? Evet, kesinlikle. Günde üç öğün yemek yemenin, yemek yemekle ilgili Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir sözü var. Bunu eminim birçok arkadaşımız bilir. İki öğün yemek yemenin sağlığımız açısından da çok ciddi katkıları var. Dolayısıyla vakit daha bereketli Ramazan'da. Ama zorlu kısmı şurada başlıyordu. Çalışırken, özellikle ekrandayken, ana haber bültenlerini sunduğum dönemde TRT Türk'te herkesin yemeğini yediği, iftarını açtığı tam o saatlerde ben ekranda oluyordum ve herkesten çok sonra iftarımı açmak durumunda kalıyordum. Evet, bu çok zordu ama bir taraftan da keyifliydi. Bugün o günleri gülümseyerek, tebessüm ederek güzel bir anı olarak hatırlıyorum. Evet, zorluğunu yaşadım ama çok güzeldi. Şimdi yine başka bir şeyden söz edeyim. En son TRT Haber'de gece bültenlerini, bir yıl kadar gece bültenlerini sundum. Sahur vakti yayında oluyordum ve hiç sahur yapamadan yeniden oruca niyetlendiğim günler oluyordu. Çünkü gece boyu çalışıyordum. İşte belli saatlerde bültenlerimiz vardı. Tabii bir haber kanalı olmasını da getirdiği bir sorumluluk vardı elbette. O gece nöbetlerinde böyle durumlarla da karşılaşabiliyorduk. Tabii biraz moral bozucu oluyordu. Evet. Bunu inkar edemem. Samimi olmak gerekirse. Evet, az da olsa bir moral bozukluğu oluşturuyordu. Fakat sonrasında Yüce Rabbim muhteşem bir şekilde bize kolaylığını veriyordu. Evet, yani biz normal hayatta bu kadar aç kalamayız herhalde, bu evet, kadar dayanamayız ama evet, o dönemde şu an Ramazan içinde de bize bir sabır veriliyormuş gibi hissediyorum. Kesinlikle ben, öyle kesinlikle öyle. Sabrı öğreniyoruz. Zaten sabrı. Ramazan'ın kendisi, Ramazan eşittir sabır diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Ben böyle özetleyebilirim aslında Ramazan sabır ayını. Ayı, aynı zamanda iyilik, güzellik, her türlü hayrın daha da yaygınlaştığı, insanların birbirine daha düşünceli, ince ve nezaket çerçevesinde davranmaya çalıştığı, tamamen davrandığı diyemesek de günümüzde, davranmaya çalıştığı, özen gösterdiği bir mevsim, bir zaman dilimi. Dolayısıyla çok kıymetli. Osmanlı döneminde Ramazan ayı sultan olarak anılırmış.
Yani biz de bugün hala 11 ayın sultanı olarak anıyoruz, tanımlıyoruz. Çünkü sadece ayların değil, aynı zamanda gönüllerimizin sultanı. Kesinlikle. Ramazan bizim için. Müthiş bir iyilik hali çöküyor üstümüze, bir sekinet çöküyor. O his, o duygu tabii ki ancak oruçluyken hissedilebiliyor. Evet. Oruçlu olmadığımız zamanlarda onu hissedemiyoruz. Kesinlikle, evet. Feyza abla, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok değerli şeyler öğrendik sizlerden. Allah razı olsun. Bizim size Ramazan aynı zamanda sabır ayı. Aynı zamanda evet, biliyorsunuz malumunuz Kur'an-ı Kerim ayı. Evet. Ramazan'da verilebilecek en güzel hediyelerden birini size şöyle çok teşekkür ediyorum. Bizlere de dua edin inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Bir kere bu yayını hazırlayan, yayında yapımda emeği geçen yapımcı, yönetmen ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çok genç bir yaşa rağmen böyle bir sorumluluğu almış olman bir kere çok güzel. Çok teşekkür ederim. Umuyorum ki gelecekte, ilerleyen süreçte çok daha güzel işler, çok daha güzel programlar, çok daha iyilerini eminim ki yapacaksın. Teşekkür ve biz ederim, seni bir gün ekranlarda daha sık göreceğiz İnşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz tekrardan geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, bugün spiker sunucu Feyza Çiğdem Tahmaz Hanım'la beraberdik. Çok keyifli bir muhabbet gerçekleştirdik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.